İyi akşamlar. Moda TV yayınından tekrar bir cuma akşamı sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün gerçekten özel bir günün bir gün sonrası, yani Şehitler Haftası'nın, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı. Gerçekten çok anlamlı bir günü dün yad ettik. Bütün ülke olarak, hem kişisel olarak hem de dualarımızla şehitlerimizi andık. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi anarak, dua ederek Çanakkale'mizi andık. Gerçekten dünya savaş tarihinin en anlamlı zaferlerinden, hiçlikle, yoklukla savaşmış en güçlü ordulara dahi karşı ciddi bir kazanım elde ettik ve gerçekten ülkemizin bugünlerini görmesinde büyük canlar verdik, büyük fedakarlıklar yaptık ve büyük bedeller ödedik. Bu bedelleri vermekte ve bugün de aynı mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Ve buradan programımızın başında bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dua ile anarak programımıza başlamak istiyorum. Evet, Sivil Toplumun Sesi programı gerçekten şehirlerin gizli kahramanları vardır. Ben bunu her zaman, her seferinde de söylemek istiyorum. Her programın başında da belirteceğim. Yani şehirlerin bir görünen kahramanları vardır. Yöneticileri vardır, belediye başkanları vardır, kurum amirleri vardır, memurları vardır. Ama bir buzdağı düşünün ve buzdağının görünen yüzü bu insanlardan oluşur. Ama gerçek buzdağını aslında içinde yaşayan insanlar ve halk oluşturur. Ve bu halkın da kanaat önderleri vardır, sivil toplum kuruluşları vardır. Ve gerçekten hiçbir karşılık beklemeden, ceplerinden vererek, zamanlarından vererek, ailelerinden vererek, memleketlerine, yaşadıkları coğrafyaya her insanın bir borcu vardır ve o borcunu ödemeye devam eden gönül insanları vardır. İşte bu insanlardan biri de bu akşam konuğumuz. Gerçekten Ünye Yunus Emre Derneği'ni kurarak gerçekten hem gönül insanını, hem manevi bir değerimizi, hem kültürümüzü yaşatmak anlamında, sahiplenmek anlamında büyük bir önderlik yapan bu derneğin kurucu başkanı ve yönetim kurulu başkanı Yaşar Argan misafirimiz. Ben Yaşar Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Böyle bir yayına bizi davet ettiğiniz için Mode FM stüdyolarında çalışan arkadaşlarımıza ve sizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah biz de bu program boyunca bu konudaki bilgilerimizi, düşüncelerimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı sizinle paylaşırız. Ama siz girişte bir ifade kullandınız. Çanakkale şehitlerinin 106. yıl dönümü. Tabii Çanakkale deyince hepimizin tüyleri diken diken oluyor. Çanakkale bir milletin dirilişinin sahnesidir. Yok edilmek için plan yapılan bir milletin ayağa kalkışıdır. Dünyaya dur Çanakkale geçilmez dediği noktadır. Çok doğru. Burayla ilgili bir menkıbe anlatmak isterim. Çok Çok güzel olur. önemlidir. Çok güzel. Rahmetli Mehmet Akif Çanakkale Savaşı olduğu sıralarda Suriye'de Kuşçubaşı Eşref'le beraber santral başında. O meşhur İngiliz casusu Lawrence oradaki insanları tahrik ediyor ayaklanmak için. Onlar da ona karşı mücadele veriyorlar. Ama Akif sık sık geliyor diyor ki Kuşçubaşı Eşref'e, savaş ne oldu? Çanakkale ne oldu? Kazandık mı? Her gün tekrar tekrar sorup dışarıya çıkıyor, görev alanına gidiyor. Savaş bitiyor, kazanılıyor. Kuşçubaşı Eşref Akif'e uzaktan beri çağırıyor. Akif, gözün aydı. Savaşı kazandık diyor. Akif dehşetle beraber böyle yürürken sanki o çöl ortamında toz toprak havada uçuyor. Böyle bir düşüyor yere. 2 saat orada kalıyor. Gözünden akan yaşlar o kumları ıslatıyor. Oradan kalkıyor. Geliyor telgrafhaneye. Kendini bir odaya hapsediyor. Tırnaklarıyla Çanakkale Marşı'nı yazıyor. Çanakkale. Şimdi burada ilginç olan şu. Akif savaşmadı. Çanakkale'yi görmedi. Peki bu marşı nasıl yazdı? İlginç olan şu. Hani ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Bak sana avucunu açmış duruyor peygamber mısrası var ya. Evet. Çanakkale Savaşı'nda bizimle beraber Almanlar da vardı. Alman komutanlar da vardı. Almanlarla beraberdik.
Bizim Mehmetçik alnından vuruluyor. Vurulduğu zaman Alman komutana diyor ki, komutanım, komutanım ben peygamberimi gördüm diyor. Böyle güler yüzle bakarak şehit oluyor. Alman komutan anılarında diyor ki, vallahi diyor ben görmedim ama Mehmetçik diyor peygamberini gördü. Evet, gerçekten çok anlamlı bir giriş yaptınız ve Yaşar bunu abi. Akif de Suriye'den bunu görüyor. Bu insanlar gönül insanları, gönül muhabbeti olan insanlar. Şimdi Akif Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan milleti moral veren, destek veren, milleti manevi noktada güç kuvvet veren bir isim. Yunus Emre de Anadolu Selçuklu yıkılıyor, Osmanlı kuruluyor. Bu esnada insanlara güç, kuvvet ve destek veren isim. Bunlar tarihimizin altın sayfalarında altın insanlar. Demek ki o ruh aynı ruh. Aynı ruh. Evet, bu imanın getirdiği bir ruh. Kesinlikle. Gerçekten inancın getirdiği bir ruh, tevekkülün getirdiği bir ruh. Zaten bu gök kubbe var oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır sözlerini söylerken bu ruhun getirdiği ve Akif'in de o tepkisi, yani duanın arşa ulaştığının bir göstergesi aslında, bir ispatı, öyle diyebilir miyiz? Şimdi mesela Yunus'un çok güzel bir şiiri var. Ben çok söylerim. Yani bu, biz günde 5 vakit ezan okuruz ki insanlar artık ezan sesini duyunca namaz saatidir der. İsteyen camiye gider, isteyen evinde kılar. İsterse de dinler. Kesinlikle. İstemezse de dinlemez tabii. Şimdi Akif'in de böyle güzel bir beyti var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Evet. Bu ruh, aynısı Mehmet Akif'in anlattığı şiirde de var. Mehmetçik Çanakkale'de savaşırken esir düşen Anzak askerine veya İngiliz askerine tutuyor, kendi azığını veriyor ölmesin diye. İşte bu tanış olmaktan geçer, dünyaya kimseye kalmamaktan geçer. Kesinlikle. Yaralı askeri kucaklıyor, cephe gerisini alıyor, ilacın ne varsa ona ilaç veriyor. Evet. Yani bu ruh bizi hep başarıya ve zafere götürmüştür. Bu ruh Anadolu Selçuklu'nun yıkılışında, Osmanlı'nın kuruluşunda vardır. Bu ruh Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda vardır. Bu ruh Büyük Selçuklu'nun kuruluşunda vardır. Mesela şimdi bizim Anadolu'daki İslam kaynaklarının ve İslamiyet'in esas kaynağı Hoca Ahmet Yesevi'dir. Evet. Hoca Ahmet Yesevi birçok öğrencisini Anadolu'ya göndermiştir. Bunların içinde Tapduk Emre de onun talebesidir. Mevlana o ekolden değildir ama o anlayıştandır. Sonra Hacı Bektaş Veli aynı ekoldendir. Hatta şey der ki Hoca Ahmet Yesevi şeyi çağırır Hacı Bektaş Veli'yi. Ihlara Vadisi'nde Hristiyanlar çok büyük bir zulüm altında. Git onlara destek ol der. Şimdi bugünün dünyasında destek olmak için adam neyle geliyor? Topla tüfekle. Evet. Ama o manevi bir lider gönderiyor. Ihlara Vadisi'ne, bu Kırşehir'in olduğu alana geliyor Hacı Bektaş Veli, dergahını kuruyor. İnsanlara hep şunu söylüyor. Bizim ruhlarımız kardeşti. Bizim ruhlarımızı Allah yaratmıştı. Biz levh-i mahfuzda beraberdik. Kavgamız yoktu, gürültümüz yoktu. Dünya malı, dünya serveti, dünya çıkarı bizi birbirimize düşman etti. Bu düşmanlığı bırakalım, biz gene Rabbimize döneceğiz demek suretiyle oradaki o yerin altında, kayaların altına saklanmış Hristiyanlara moral veriyor, motivasyon veriyor, destek oluyor. Onların bir kısmının da hak yoluna kavuşmasını sağlıyor. Evet. Yani bizim tarihimiz böyle ilginç bir tarihtir. Manevi unsurlar bu milletin gönlünde vecdettiği müddetçe aşamayacağımız engel Allah'ın izniyle yoktur. Kesinlikle. Evet, gerçekten çok teşekkür ederim. Yaşar Argan Başkanımız, Yunus Emre Derneği Başkanı olarak konuğumuz ve aynı zamanda da Yunus Emre'nin 700. yılında Cumhurbaşkanımızın da genelgesiyle 2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi. Bu aslında Ünye için, sadece Ünye değil ordumuz için ve sadece ordumuz değil bölgemiz için kıymetli bir fırsat. Biz bütün bunları nasıl fırsatı değerlendirebiliriz, ordumuz nasıl kazanır, Ünye'miz nasıl kazanır, bunları özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü Yunus Emre gerçekten
sadece Ünye'nin değil dünyanın bir değeri. Bunu UNESCO da kabul etti. Yani dünya tarihi de bunu kabul etti. Bu anlamda gerçekten manevi bir değer ve bu değeri de kültürel zenginlik anlamında Ünye'mizde yaşatmaya gayret eden ve bizler de sivil toplum kuruluşu başkanları olarak sonuna kadar desteklediğimiz Yunus Emre Tepemiz'deki çalışmaları Yaşar abimizden öğreneceğiz, anlattıracağız. Ben şunu sormak istiyorum ilk başta Yaşar Başkanım. Şimdi Yunus Emre ile ilgili tabii Türkiye'nin değişik yerlerinde sahiplenildi. Çünkü çok manevi bir değer, şahsiyet ve herkes sahiplenmek ister. Bu sahiplik noktasında Yunus Emre'yi kısaca tanıtabilir misiniz bize? Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim kültürel kodlarımızın çok büyük bir farkı vardır. Mesela bugün Yunan kültürünün menşei Judeo-Grek menşeili, yani Batı ve Yahudi kültürü menşeili bir kültürdür. Bu kültürler hep ben merkezi ve çıkarcıdır. Ama bizim bir kültürümüz çok paylaşımcıdır. Biz gittiğimiz her yere adaletle gideriz. Acı doyurur, susuzu sulandırır, yetimin başını okşar. Merhamet ve sevgiyle insanlara yardımcı oluruz. Hatta gittiğimiz her yerde insanların dini inançlarına da saygı gösteririz. Biz bu kültürden geliyoruz. Yunus Emre de bu kültürün öncülerinden ne diyor? Biz kimseye kin tutmayız. Ayar bile dosttur bize. Ayar bizim dışımızdakiler. Peki bunu söylerken UNESCO Yunus Emre'yi gündeme getirirken insanların aklında ne var? Onların aklında ne var bilmiyorum ama benim aklımda şu var. Mesela Türkiye'de hep yarışırız Erasmus projeleri. Evet. Sen de Avrupa diyorsan, projeleri yaparız. Evet. Erasmus denilen adam Hristiyan bir papaz. Onun adı mı Erasmus? Onun adı. Bak şimdi öğrendim. Teşekkür ederim. Bu adamın babası da papaz. Bu adam Türklerle ilgili ne diyor biliyor musun? Hristiyanlığın büyümesine ve gelişmesine Türkler engeldir, öldürülmelidir. Biz ona ulaşmak için yarışmalar mı yapıyoruz şimdi? Evet. Yani bakın bu kültürle yetişen insan nasıl bakar bize? İşte İslamofobi. Evet. Yani bu duyguların altında yatan bu. Mesela Haçlı Seferleri oldu. Evet. Haçlı Seferlerinin başında da papazlar var. İşte Avrupa'ya gitmişsindir, görmüşsündür. Belçika'da, Fransa'da dev gibi kiliseler var. İçi boş. Ama evet. O zamanlar bu papazlar öne geçip insanları toplayıp Türkleri öldürmek için Anadolu'ya göndermiştir. Dinden soğutmak için çalışmalar yani yapmıştır. Yani Batı kültürünün yetiştirdiği insan tipi, insan modeli sevecen, sempatik, demokrat anlayışlı değildir. Kültürel kodları İslam düşmanlığına, Müslüman düşmanlığı üzerine inşa edilmiştir. Çok ve doğru. Erasmus bunun bir delilidir. Ve ahlak yoktur. Lord Byron meşhur bir İngiliz fizikçidir. Övey kızıyla evlenmiş. Lord Byron. Meşhur bir adam daha dünya çapında. Herkes evet. Biliyor. Daha sonra işte İngiltere'den İtalya'ya gelmiş. İtalya'da bir kumaşçıyla dost olmuşlar. Bu sefer kumaşçının hanımında gözü kalmış. Ahlak yok, ahlak. Evet. İman olmayınca ahlak olmuyor. Mesela bizim kaynaklarımızda gözlüğümü takmadan bazen göremiyorum. Kusura evet, bakmayın. Estağfurullah. Harezmi, El Harezmi. Sıfırı bulan büyük bir alimdir. İslam alimidir. Sıfır. Bugün sıfır olmasa dünyadaki dengeleri düşün. Hiçbir şey yok. Bir demektir. De enteresan olan sıfır birin önünde olursa kıymet arz ettiği, solunda olursa kıymet arz evet. Etmiyor. Yani bizim çok büyük alimlerimiz var. İşte Harezmi var, İbni Sina var, efendim aklıma gelmiyor böyle saymakla. Yani belki 60 tane, 70 tane işte Cacabey Medresesi var, Cacabey var. Ama bunların hepsinin dünyaya bakışları, insanlığa bakışları kardeşlik üzerine, dostluk üzerine, insanlık üzerine ve bizim kurduğumuz devletlerde de hep Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Osmanlı, evet. Kardeşlik, dostluk üzerine. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasına bakın. Yunanistan'a habire zeytin uzatıyoruz, evet. Yapma diyoruz, beraber geçinelim, anlaşalım diyoruz ama adamların kültürel kodlarına işlenmiş. Müslüman Türk düşmanlığı. Türk evet. Düşmanlığı işlemiş. İşte Yunus Emre çok önemli burada. Yunus Emre hiçbir zaman bir ideolojiye sahip olmamış. Ben iyi bir Müslümanım.
iyi bir insanım ve herkese iyilik yapmakla mükellefim. Kötülük benim kitabımda yok demiş. Sen doğru ol, eğri belasını bulur demiş. En güzel laf da yani, bu, evet. Şimdi eğer sen eğrinin hatalarını açıklamaya kalkarsan ve bunu seslendirirsen, o eğrinin yapmış olduğu hatanın cezasını vermen gerekir. Evet. Öyledir bu. Çünkü bu eğrinin hatasını ortaya çıkardın, bunun cezasını vereceksin. Ama sen susarsan, bunun yaptığı hatayı Allah bilmiyor mu? Biliyor. Allah onun cezasını verir. Senden de sorumluluk kalkar. Onun için çok diyor doğru. Yunus, sen doğru ol, eğri belasını bulur diyor. Biz şeyi sormuştun işte diğer Yunus Emre'nin evet. mezarlarını. Bir proje kapsamında Yunus'un mezarlarını ziyaret edelim dedik. Ekip olarak arkadaşlarımızla Ünye ile beraber 9 tane Yunus Emre mezarını ziyaret ettik. Değişik illerde bulunan. İllerde. Evet. İşte Eskişehir'e gittik, Manisa'ya gittik, Isparta'ya gittik. Konya Karaman diyoruz. Aslında şimdi Karaman il evet. oldu ya. Karaman'a gittik. Evet. Kırşehir'e gittik. Hepsini şöyle bir ağırlıklı gezdik, gözdük, inceledik ve bir fikir ve kanaat sahibi olduk. Ben şahsen Eskişehir'e 2 defa gitmiştim. Arkadaşlarımla 3.'yü gittim. Evet. Eskişehir'deki Yunus Emre mezarının 3 tane mezarı var. Eskişehir'de. Birisi bizim bildiğimiz klasik bir mezar. Taşlarla yapmışlar. Onun yakınından tren yolu geçince oradan almışlar. Yunus Emre'nin mezarını bir yukarıya koymuşlar. Ondan sonra da 1980'li yıllarda Yunus Emre ön plana çıkınca Yunus Emre'nin mezarını tekrar çökmüşler. Bir başka anıt mezar yapmışlar. Ama şimdi 3 mezarın 3'ü de duruyor. Üçünde de Yunus Emre mi yazıyor? Üçünde de Yunus Emre yazıyor. Peki bizim Yunus Emre tepemiz gibi böyle bir külliyesi yok. Olan... Şimdi şöyle düz bir alan. Orada o var ama daha sonra oraya bir cami yapmışlar. Evet. Müze yapmışlar. İşte eski kıyafetleri falan koymuşlar. Bir toplantı salonu yapmışlar. Ama benim ifademle kuş konmaz kervan geçmez bir yerdeymiş. Eskişehir'e 50 kilometre mesafede ana yoldan... Ana yoldan da 30 kilometre derinlikte yani ile 80-100 kilometre mesafede bir yer. Burayı belde yapmışlar biraz daha aktif olsun diye. Ama daha sonra da Eskişehir büyük şehir olunca belde de gitmiş. Evet. Gariban bir yer olmuş. Biz oraya gittiğimizde kimse yoktu. Bir camide hoca vardı. 2 kişi beraber namaz kıldık. Cemaat de yoktu o zaman. Son gidişimizde bir çadır kurmuşlar. Çay ikram ediyorlar. Eskişehirliler bizim buraya çok geldiler, ilim adamları falan. Biz bedava çay ikram ediyoruz ya. Evet. Muhtemelen etkilemişiz onları. Orada ne güzel. Bedava çay ikram ettiklerini gördük ve bundan da mutlu olduk. Kesinlikle. Yine Eskişehir'deki Yunus'un mezarlığının girişinde bir levha var. İşte Yunus Emre'nin mezarı buradadır ama diyor bizim dışımızda Ünye'de efendim. Ünye diye de yazıyor mu? Yazıyor. İşte bu çok kıymetli yazıyor. Bir değer. Evet. Ordu, Ünye, efendim Manisa, işte Isparta, Keçiborlu. Karaman. Karaman yazıyor. Orada da yazıyor. Zaten Yunus Emre'nin nerede yattığını kimse ispat edemez. Ama ben şunu söylüyorum. Yunus Emre Ünye'de. Gökten ilahi bir emir gelmediği müddetçe Ünye'de diyorum. Çünkü bunun aksini de ispat edemiyorsun. Mezarı açtın, mezarda bir insan cesedi buldun veya bir kemik buldun. Yunus Emre'nin bugün bir çocuğu yok ki bunun DNA testini yap. Evet. Dolayısıyla bunun ispatı mümkün değil. Bundan dolayı da Yunus'un diğer mezarlarına gittik. Manisa'ya gittik. Mesela Manisa'da yeni çalışma var. Onlar da şey yapmışlar. Manisa büyük şehir olunca bir tane Yunus Emre diye bir ilçe kurmuşlar. O ilçenin adını Yunus Emre. Yunus yeni Emre, ilçe olarak. Koymuşlar. Evet. Ve o ilçenin belediye başkanı da biraz bu konulara duyarlı. Yunus Emre ile ilgili o da sempozyumlar, çalışmalar yapıyor. Onu gördük. Isparta'da falan çok klasik mezarları var. Hatta şunu gördük. Çok sahte tapular var. Osmanlı tapusu. Cenuben şurası, Garben şurası, Şarken burası diye. Yani bunları biz de yapabiliriz. Ama yapmayız tabii de. Evet. Böyle sahte tapularla işte Yunus Emre'ye tahsis edilmiş yerler koymuşlar falan. En büyük hatanın birisi de Yunus Emre'nin mezarını yapmış. Yunus Emre'nin işte hanımı, oğlu, efendim. Sahte bir aile belirlemişti. Şeyhi, Tapduk Emre böyle bir sürü de o, böyle Yunus Emre'nin vizyonuna da
uygun bir durum değil yani tabii ki. Böyle evet. Bir sürü de böyle şeyleri gördük ama şuna saygı duyuyoruz. İnsanlar orada Yunus öyle anlamışlar. Ne yapalım? Yani ne diyelim? Ve biz arkadaşlarımız da şu kanaate vardık. Ünye şehir merkezine yakın. Ünye'nin ziyaretçisi hepsinden çok fazla. Evet. Ve Ünye'deki Yunus Emre türbesi ve çevresi çok daha proaktif bir şekilde kalkınıyor, gelişiyor. Şimdi Cumhurbaşkanımız 2021 yılını bir nolu kararname ile Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan etti. Evet. Tabii arkasında da UNESCO'nun desteği var. Yunus evet. Emre Yılı kabul etmesi var. Evet. UNESCO bunu üçüncü yapıyor. 1971'de yaptı, 91'de yaptı, 2001'de de yaptı. Yani UNESCO Yunus Emre'yi bizim Türk milletinden daha iyi tanıyor. Öyle görüyorum. Zaten biz sempozyumlar yaparken ilginçtir. Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan hocalar gelirdi oradaki sempozyumlara. Sohbet ederdik. Derlerdi ki hayret. Biz Doğu Türkleri Yunus'u sizden çok daha iyi tanıyoruz derlerdi. Yani bizde batılılaşma hareketleri evet. kültür erozyonu uğratmış, kaynaklarımızdan bizi uzaklaştırmış. İşte bizim çocuklarımız ne yapıyor? Michael Jackson'ı örnek alıyor. Michael Jackson ne diyor? Çocuk tecavüzcüsü ya. Evet, maalesef. Maalesef. Ya bizim Yunus'umuz varken, bizim Mevlana'mız varken, Hacı Bektaş Veli'miz varken, Ahi Evran'ımız varken, ne bileyim Piri Reis'imiz varken, hele hele Piri Reis'in yaptığı harita şu 1500, anki dünya haritasıyla örtüşen en gerçekçi harita. 1500 evet. yılında bunu nasıl yaptı bu adam? Bu teknoloji yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani işte bunlar... Ve o dünyayı da gezmeden yaptı. Gezmeden işte. Yaptı. Evet. Şimdi ben isterim Ünye'de bir tane Piri Reis haritası yapalım. Bir de bugünkünü koyalım. Bizim gençlerimiz düşünsünler. Yani ki 600 yıl önce yapılana bakın, bir de buna bakın diye. Evet. Evet. Yani atalarının şeyini görsünler, zeka seviyelerini görsünler. Ve kültürel özveri çok önemli. Kesinlikle. Çok önemli. Kültürel kodlarımıza döndüğümüz müddetçe Allah'ın izniyle bizi kimse yıkamaz. Dolayısıyla Yunus Emre üzerinde UNESCO'nun bu denli çalışmasının altında yatan benim anlayışım Yunus'un dünyaya sunduğu sevgi, kardeşlik, dostluk, insan sevgisi. Pozitif enerji. Pozitif evet. enerji. Avrupalıların deyimiyle hümanist bir bakış. Yunus hümanist değil, iyi bir Müslüman ama kültür olarak onların bakışıyla öyle bir bakış olduğu için onlar Yunus'u sahipleniyorlar. Evet. Hatta bana bir arkadaşımız sosyal medya üzerinden atmıştı. İsrail'de bile bu sene Yunus Emre anma toplantıları yapmışlar. Programı takip ettim. Sosyal medyadan atmıştı bana. Evet. Şunu gördüm. Diyor ki Yunus'un şu şiiri bizim diyor Tevrat kitabımızın şu maddesinde var. Yunus'un şu şiiri diyor bizim diyor Talmud'un şu maddesinde var. Yunus Emre'nin dünyaya bakışını, Yunus Emre'nin insanlığa bakışını kendi Yahudi inancına yaklaştırmış. Yani sahiplenmeye çalışıyorlar evet. bir şekilde. Yani şu çok önemli. Türk insanının, Türk milletinin Yunus'a sahip çıkması lazım. Kesinlikle. Onu iyi anlatması lazım. İyi tanıtması lazım. Bu sadece söylemle de olmuyor. Bunda eylem de gerekiyor. İşte Yunus Emre ile alakalı kültür merkezleri yapmak, okullar yapmak, enstitüler kurmak ve onu zihinlere işlemek gerekiyor. Kesinlikle. Evet başkanım, biz canlı yayında olduğumuz için ziyaretçilerimiz ve bizi takip eden dostlarımızın da mesajları var. Onları da okumak istiyorum. Evet. Mahmut Bek başkanımız hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz başkanımıza. İbrahim Sobi ağabeyim iyi yayınlar, başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Ali Gürel beyefendi kamp karavan turizminin gerçekten Ünyeli temsilcisi. Bu kamp karavan dünyasında çok etkin çalışıyorlar. Ben buradan selamlarımı gönderiyorum. Gökyüzünün en güzel yeryüzünün olan Karadeniz'in kalbi Ünye'ye selam olsun. Güzel yayınlar diliyorum. İki başkana da saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz Ali Bey'e. Resul Ebrem Beyefendi Gaga Gölü'nden, Fatsa'mızdan hayırlı yayınlar, başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederiz Resul abi. Ömer Şimşek Beyefendi Moda TV Haber Portalı değerli başkan Adnan Bey'e ve Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Bey'e iyi yayınlar dilerim. İstifade edeceğimizi umuyorum. Değerli insana iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz Ömer Bey. Abdülkadir Bulat Beyefendi hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler Abdülkadir Bey. Evet, bu akşamki konuğumuz Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan.
Şimdi Yunus Emre ile ilgili gerçekten bizim özel bir sayfamız var, özel bir yerimiz var. Çünkü Yunus Emre bizim bağrımızda yatıyor, bizim memleketimizde yatıyor. Bizim için manevi, kültürel ve mekansal da değeri olan bir varlık. Bu manada da bunu değerlendirmemiz gereken de çok güzel bir fırsat var Sayın Başkanım. 2021 yılı Yunus Emre yılı ilan edildi. İşte bu anlamda bunu öne çıkarmak adına o noktalara gelmeden Ünye'deki değer gördüğü noktalara değinmek istiyorum. Mesela hem sizin de sahibiniz olduğu Yunus Emre eğitim kurumları var. Aynı zamanda büyük şehrimiz son 3-4 yıldır Yunus Emre ile ilgili derneğinizin çabalarıyla sahiplenme noktasında Yunus Emre ile ilgili etkinlikler de yapıyor ve Yunus Emre bilgi merkezi var Yunus Emre adında. Ve bunu şununla taşlandırabilir miyiz başkanım? Yani Ünye'mizde mevcut bir fakültemiz var, bir fakülte kampüs alanı yapılma çalışmalarımız var, sahası belirlenmiş ve Yunus Emre Üniversitesi ordumuza, Karadeniz'imize, Ünye'mize yakışmaz mı? Bununla taşlandırabilir miyiz? Ne dersiniz? Tabii yani Yunus adına ne yapılırsa bizi güzele ve hayra götürür. Çünkü Yunus hayırlı bir insandır. Onun tuttuğu herkes, tuttuğu her dal insanları hayra götürmüştür. Biz bu sene Yunus Emre ile ilgili dernek olarak, Ünye Belediye'miz olarak, Ordu Kültür Müdürlüğü olarak, Ünye Kaymakamlığı olarak ve Ordu Büyükşehir olarak çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Yani bu konuda kaymakamımız da, belediye başkanımız da çok ciddi bir özveri içerisinde. Hatta buna siyaset olarak AK Parti ilçe başkanlığı, Ordu İl Başkanlığı da ciddi manada yanımızdalar. İnşallah bu sene güzel şeylere imza atmayı düşünüyoruz ve sonuç alacağımıza inanıyoruz. Bu seneki Yunus Emre anma etkinliklerinde mesela Eskişehir Valilik Başkanlığı'nda toplantı yaptı. Eskişehir Valisi, Eskişehir'deki üniversite rektörleri, Kültür Bakanlığı temsilcisi, efendim işte oradaki mevcut ilçenin Odunpazarı ilçesinin kaymakamı ve belediye başkanı müşterek toplantı yaptılar. Oradan sonra da Kırşehir, yanlış söylemeyeyim, şuradan bir göreyim. Bizim Yunus Aksaray. Şimdi Aksaray'la Kırşehir'in arasında Yunus Emre'nin mezarı. Bir sene Aksaray anma yapıyor. Bir sene paylaşmışlar. Bir sene Kırşehir yapıyor. Çok güzel. Yani orayı gördük biz. Burası da gene bir kervan gelmez, kuş konmaz bir yerde. Orada bir anma yeri yapmışlar. İnsanlar geliyorlar. Orada o gün Yunus Emre'yi anıyorlar. İşte bir sene biri anıyor, bir sene beni. Ama şunu gördüm. Orada da gene Aksaray Valiliği, yeri geldi bu Kırşehir Valiliği ve Sivil Toplum Örgütleri, Büyükşehir Belediyesi el ele vermişler. Ama iyi çalışıyorlar. Çok güçlü bir birliktelik yapmışlar. Ha. Biz bunu Ünye'de, ordu genelinde... Biz de bunu gördüğümüz için ben bunu Sayın Valimize arz etmiştim. O da olabilir. Toplantı yapalım. Beraber ciddi bir çalışma yapalım demişti bana. Ama bu ordudaki koronavirüs vakalarının biraz yüksekliği Vali Bey'i fazla meşgul etti. Biz bu sefer dedik ki biz bu çalışmaları alttan organize edelim. Ünye, ordu. Sayın Vali'ye arz edelim. Ondan sonra da daha güçlü bir şekilde sonuca gidelim dedik. Biz bu toplantıları Ünye'de yaptık. Ünye'deki yapacaklarımızı belirledik. Ondan sonra şimdi en kısa zamanda orduya geçeceğiz. Ordu'da Büyükşehir'le görüştükten sonra Sayın Valimizle görüşeceğiz. Ama bu arada bana birçok da arkadaşlarımızdan teklif geliyor. İşte Hasan Öz ağrıyor, abi şunu yapalım diyor. Efendim Ordu Üniversitesi'nde bir profesör hocamız, tarih bölümü başkanı, bir sempozyum yapalım diyor. Çok güzel. Bir başka bayan İstanbul'dan Yunus Emre ile ilgili bir belgesel yapalım diyor. Bunlar, bu teklifleri de zaman zaman değerlendiriyoruz. Mesela bu belgesel konusunda Kültür Müdürlüğümüzle beraberdik. Konuyu tartıştık. Dedik ki bir proje yapalım. Devletten ne kadar destek alabiliyoruz bir görelim. Buna göre kısa metrajlı bir Yunus Emre tanıtım filmi. Bir de 45 dakikalık Ünye Yunus Emre belgeseli yapmak istiyoruz. Bununla ilgili proje hazırlıyoruz. Projeyi bir iki gün içinde Kültür Bakanlığı'na vereceğiz. Oradan iyi bir destek almayı düşünüyoruz. Eksik kalanlarımız da Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye'mizin kapatmasıyla birlikte inşallah kısa metrajlı bir Yunus Emre tanıtım filmi
ve bir Yunus Emre belgeseli de Ünye'de yapmış olacağız. Bu da hedeflerimiz arasında. Ayrıca isim dedin, işte benim bütün kurumlarımın adı Yunus Emre. Ben bundan son derece mutlu ve bahtiyarım. Ünye'de Yunus Emre İlköğretim Okulu var. Evet. Biliyorsunuz işte Yunus Emre Mahallesi var. Evet. Yunus Emre Tüneli var. Evet. Yunus Emre Çay Bahçesi var. Evet. Yunus Emre Tüneli'nin olduğu bulvarın ismi de Yunus Emre Bulvarı. Büyükşehir verdi. Ama tabela yok değil tabela mi? Tabela yok. İşte o tabelayı koymak önemli aslında. Bunu Büyükşehir'le yapacağımız görüşmede gündeme taşıyıp... Ve Yunus Emre'nin, özür dilerim, şimdi bir de turizmci kimliğimizle yorumlarsak, şimdi şehirler kimlikleriyle tanıtıldığı için, mesela o bulvar Yunus Emre Bulvarıysa, bulvarın iki girişine de, bir Samsun yakasından bir de Ordu yakasından girişlerine, başlangıçlarına Yunus Emre'mizin, mesela Yunus Emre Çay Bahçesi'nin orada parkında güzel bir heykeli var. O görseli iki tarafa da koyup Yunus Emre şehrine hoş geldiniz ya da Ünye ve Batı ve Doğu girişlerine Yunus Emre'nin şehrine hoş geldiniz gibi insanların gözüne ve kulağına okşayacak şekilde versek nasıl olur? Var projelerimizde, o da var. Şimdi Büyükşehir burayı Yunus Emre Bulvarı ilan ettiğine göre oraların yazısı eksik. Mesela Samsun'da çok büyük olmamakla beraber sahildeki yol Atatürk Bulvarı'dır ve içinde arada yazar Atatürk Bulvarı diye. Evet. Biz de bunun olmasını isteyeceğiz Büyükşehir'den. Yaparlar. Bundan şüphem yok. Ayrıca Ünye Belediye'mizden talep ettik. Dedi ki Ünye'ye Samsun'dan girişte üst geçit var. Evet. Anatolia'nın orada. Ünye'ye Fatsa'dan girişte veya Ordu'dan girişte Kavaktepe'de üst geçit var. Evet. Üst geçit var. Bir de Yunus Emre Tüneli'nden çıktığımız zaman üst geçit var. Doğru. Şimdi bu üst geçitlere dedik 2021 Yunus Emre yılı. Yunus Emre şehri Ünye'ye hoş geldiniz. Büyük tabelada güzel yazı. Çok güzel. Belediye başkanımız tamam dedi. Bunu yapalım dedi. Şimdi Yunus Emre Tüneli'nden çıkışta Samsun'dan girişte niye istiyoruz? Çünkü Samsun'dan gelenler çevre yolundan geldiği için bizim Anatolia'daki yazıyı görmez. Görmeyecek, evet. Onun için onu da oraya koymak suretiyle Ünye'nin içinden ve çevre yolundan geçen herkes buranın bir Yunus Emre şehri olduğunu inşallah görecek. Özür dilerim başkanım. Şunu da büyük şehrimize ve valiliğimize yaptırsak. Şimdi Yunus Emre yılı 2021 yılı. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye'miz gelen konuklarına hediyeler veriyor veya plaketler veriyor. Güzel anımsasın orduyu diye hediyeler veriyor. Bunu Yunus Emre konulu, temalı hediyeler verilse Yunus Emre yılına binaen nasıl olur sizce? Yani olabilir. Renklendirebilir miyiz bu şekilde? Olmaz diye bir şey yok. Bu konuda önerilere açıkız ama bizim şimdi ben sana programımızda olanları söyleyeyim. Yeni şeyler olursa ilave ederiz. Hiç sorun yok. Çünkü biz vatandaşın talep ve isteklerini bir şekilde belki dramatize ederek devletin ilgili makamlarına sunmak durumundayız. Yani önünü kesmek durumunda değiliz. Dolayısıyla her şey olabilir. Bu gene Büyükşehir'in mesela billboardları var. Evet. Biz istiyoruz ki bu billboardlarda yıl sonuna kadar Ünye'deki Yunus Emre Külliyesi'ni gösteren resimler olmalı. Niye? Belediyeye ait olanlarda. Ordu'nun birçok ilçesinde Ünye'de Yunus Emre'nin mezarı var mı yok mu bilinmiyor. Hatta evet. Ünye'de bilmeyenler var. Bunu kabul edelim. Kesinlikle. Dolayısıyla Yunus Emre'yi, Ordu'yu bir Yunus Emre şehri yapmak istiyorsak bir defa iş tanıtımımız mükemmel olmalı. Önce sahanın bilmesi lazım. Evet. Bunun için gene Ordu Valiliğimizle yaptığımız görüşme sonucu Ordu'daki her dereceli okullarda Yunus Emre ve Türkçemiz konulu bir kompozisyon yarışması istiyoruz. Yani gençlerimiz, talebelerimiz Yunus Emre konulu tanımış olurlar. Evet. Hem kitap okur hem de bir kompozisyon yazmak suretiyle bir eser ortaya çıkmış olur. Ha mesela bu kompozisyon yarışmasına katılan çocuklara dediğin gibi hepsine de hediye verilir de birinciye, ikinciye biraz da ekstrem yani olabilir. Yunus Emre temalı madalyalar verilebilir, hediyeler verilebilir, Yunus Emre konulu kitaplar hediye edilebilir. Yani çocuklarımızın kafalarına kazıyalım diyorum. Kesinlikle. Ben o manada. Gene bizim projelerimiz arasında var. Sayın işte Ordu Valimizin başkanlığında yapacağımız öneri, biz bunları altta da olgunlaştırdık. Şimdi Ordu'da çocuk ortaokulu bitiriyor. Ben hep klasik söylüyorum ya, işte ortaokul
Şimdi ilkokul 4 sene, ortaokul 4 sene ya. Evet. Ortaokul son sınıfı bitiriyor çocuk. Fen lisesine gidecek. Ordunun dışında bir yeri kazanabiliyor. Samsun'u kazanıyor, İstanbul'u kazanıyor, İzmir'i kazanıyor değil mi? Evet. Çocuk liseyi bitiriyor, bir üniversiteye gidecek. Ordu Üniversitesi'ni kazanmıyor sadece. Samsun'a gidiyor, İstanbul'a gidiyor, Ankara'ya gidiyor. Evet. Bu çocuklar gittikleri yerde Yunus Emre deyince işte Ordu'da da varmış, Ünye'de de varmış. Bir kısmı acaba var mıydı diyor. Maalesef. Mesela bizim Musa Bey. İlginçtir. Katü'de okurken Ünye'de Yunus Emre mezarı var deyince şaşırıyor. Ben bilmiyorum diyor ya. Nasıl oldu bu diyor. Geliyor bakıyor ki hemen onların evinin üstünde lan bizdeki şey Yunus diyor. Yani Yunus Emre Şeyh Yunus, evet. Şimdi bunu da gene Sayın Valimizin başkanlığında önermek suretiyle orta son ve lise son öğrencilerinin 18 ilçede mutlaka Yunus Emre Külliyesi'ni gezmelerini sağlamasını isteyeceğiz. Bunlar çok zor şeyler değil. Yani kesinlikle. Ordu Büyükşehir Belediye'miz veya ilgili belediyeler bu çocuklara araba tahsis eder. Hafta sonları sabah gelir, akşam dönerler. Külliyeyi görür, Yunus Emre'yi görür. Vakit bulursa gider Asarkaya'ya, Ünye Kalesi'ne. Evet. Yani böyle de bir çalışmamız kültürel var. Kültürel bir gezi yapmış olur. Ama bu konuda da ısrarlıyız. Çünkü bu çok önemli. Yani olmazsa olmazımız. Gene Yunus Emre ile alakalı Ünye Belediye'miz. Bizim bir kitabımız vardı. Yunus Emre ve Erenler diye biz dernek olarak hazırlamıştık. Evet. Bu kitabın ikinci baskısını yapmak suretiyle Yunus Emre Anma Haftası Mayıs'ın 15'inden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bir çadır kurarak bu kitabı dağıtacağız bedava. Çok güzel. Gene bizim elimizde Yunus Emre ile ilgili şeylerden, Büyükşehir'le yaptığımız çalışmalardan kalan kitaplar var. Onları da dağıtmak suretiyle yani Yunus Emre ile ilgili öğrencilerimizden kaynak bulamayan veya bir esere ulaşamayanlara da bir nebze yardımcı olmuş olmak suretiyle bu kitap dağıtımını yapacağız. Gene belki biraz toplantımız monolog gidiyor ama şimdi sen soru sorduğun zaman bizim projelere dönmek durumunda kaldığım için anlatıyorum. Yok, tabii ki önemli olan o zaten. Mesela Ünye Belediye'miz inşallah bu sene Ünye Yunus Emre Kültür, Edebiyat ve Kitap Fuarı'nı yapacak. Allah izin verirse Ekim ayı içerisinde. Çok güzel. Bu fuarda Yunus Emre ile alakalı kitap yazan hocalara da getirmek istiyoruz. İmza günleri yapmak istiyoruz. Çok güzel. Akşamları o hocalarla Yunus Emre ile ilgili sohbetler yapmak istiyoruz. Gene akşamları bazen de Yunus Emre ile alakalı onun eserlerinden oluşan tasavvuf müziği konserleri yapmak istiyoruz. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda. Bu konuda da belediye başkanımız son derece kararlı. Yani Yunus ile ilgili ne gerekiyorsa yapalım diyor. Allah razı olsun. Yani bir diğer önemli bu sene yapacağımız proje Yunus Emre'yi anma programı. Her yıl evet. Yunus Emre'de yapıyorduk. Bu sene de yapacağız. Pandemi nedeniyle biz bunu Mayıs'ın ilk 15'inde yapıyorduk ama bu sene Ramazan olduğu için 15'inden sonra 21'inde ve 28'inde onu da büyük şehirde belirleyeceğiz. Yunus Emre'yi anma programı yapacağız. Nasıl yapacağız? Burası çok önemli. Bu seneki anmayı Kültür Bakanlığı ile beraber yapacağız. Kültür Bakanlığı veya Kültür Bakanlığı'nın temsilcisi orada olmalı. Biz Yunus'u anıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın emri kararname yayınladı. Dolayısıyla nerede kutlanıyorsa orada Kültür Bakanlığı olmalı. Kesinlikle. Katkı sağlamalı. Gene bu seneki programa Diyanet İşleri Başkanı'nı getirmek istiyoruz. Hem ordulu hem de Yunus Emre ile ilgili yazdığı makaleler var. O da Cuma gün programımız olacağı için gelir bize bir Cuma hutbesi inşaat eder. Yunus'la alakalı değerli hocamızın katkısı olur. Gene Ankara'da Cumhurbaşkanımızın 2007 yılında kurduğu Yunus Emre Vakfı var. Evet. Bu vakfın başkanını da burada görmek istiyoruz. Yani Ünye'deki bu seneki Yunus Emre programı Kültür Bakanlığı nezdinde ve kontrolünde yapılması noktasında gayretlerimiz sonsuz olarak devam edecek ve bunu başaracağız. Bunda kararlıyız. İnşallah. Başkanım şimdi gerçekten anlattıklarınızla aslında heyecanlanmamak elde değil. Ben şimdi turizmci olarak da şöyle bir gözle bakmak istiyorum. Aynı zamanda ben yorum yazan dostlarımıza da bir selam verelim. Hasan Balcı, Yunus Emre etkinliği gün boyu Ünye'de yerinde anılması Ünye'm için ve Yunus Emre'mize gösterilecek en anlamlı yaşatılma ve değer verilmelidir. Umarım da öyle olur. Evet Hasan Bey aynen öyle olacak. Selamlar diliyorum. Güven Özel Bey, kırsal turizmin gerçekten öncülerinden iyi yayınlar dilerim Adnan Bey. Başarılar demiş. Teşekkür ederiz.
Ayhan Sobi Ayvacık'tan ağabeyim. Ünye Yunus'la güzel, Yunus Emre Ünye'ye özel demiş. Temasıyla hayırlı yayınlar diliyorum. Samsun Ayvacık'tan selamlar. Biz de selam gönderiyoruz. Murat Alemdar, Fatsa Ünye ve çevre ilçeler şehit aileleri Ünye Başkanımız. Değerli büyüğümüz, gönül insanı Yaşar abimize yaptığı ve yapacağı çalışmalar için başarılar diliyorum. Hayırlı yayınlar dilerim Adnan Başkan demiş. Teşekkür ederiz Murat Başkanım. Evet, İbrahim Cerraoğlu Ünye'mizin kıymetlilerinden. Yaşar abimin Yunus Emre ve Ünye için gayretlerini takdirle takip ediyoruz demiş. Biz de İbrahim Bey'e iyi akşamlar dileyelim. Teşekkür edelim. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle, yani talimatıyla Yunus Emre'ye 2021 yılı içinde, yani 365 günün 2 ayını, 3. ayını geçirmek üzereyiz. Yani 9 ayımız kaldı. Ben şimdi böyle bakılmasını istiyorum. Niye? Cumhurbaşkanının da talimatı olduğuna göre Ünye bir şey kazanmalı bu değerden. Yani şimdi oraya geleceğim. Heh, tamam. Şimdi şunu demek istiyorum. Mesela dernek olarak da bizim yaptığımız basın açıklamasında şu vardı. Ünye'de geçmişte yapılmış olan bir triatlon yarışları var. Federasyona bağlı. Altınordu'da yapılması planlanıyordu. İşte Yunus Emre yılında gerekçe göstererek bu gibi etkinlikleri Ünye'de Yunus Emre adıyla yaparsak Kültür Bakanlığı'nın da bakanlığımızın da Ünye'ye belli destekleri ve katkıları olacak. Bu anlamda düşünürsek sizin fikriniz nedir başkanım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Yunus Emre ile ilgili Kültür Bakanlığı'ndan biz destek aldık da belgesel yaparsak amenna, bundan daha güzel bir şey olamaz. Gene kısa metrajlı bir film yapacağız. Bunları da yapacağız Allah'ın izin verirse. Belki bilmiyorum, büyük filmi yapamazsak da kısa metrajlıyı mutlaka yapacağız ama şu andaki benim bakışım ve gittiğimiz yol bu Yunus Emre belgeselini yapabilmek. Şimdi bazı Yunus Emre üstadları mesela triatlon yarışmasında Yunus Emre'nin adının olmasının ne faydası olur? Çok da hoş bakmıyorlar. Yani gerekçelerine mesela? Yani Yunus Emre ile ilgili diyorlar daha çok kültürel, akademik bir şeyler olsun. Yani sadece orada ismi yaymış olursunuz. Başka bir şey olmaz diyorlar. Ama Ünye'de bu yapıldı. Yani bunun Ünye'de devam etmesi hepimizin arzusu. Yani niye Altınordu'ya gitti? Ünye'de yapıldığı zaman bu çok beğenildi. Kesinlikle. Ünye'nin koyu buna uygun olduğu söylendi. Çevre yolu olduğu için trafikte sorun yaşanmadı. Ama her istediğimizde bazen olmuyor. Maalesef. Bunun olmamasında da bir hayır vardır. Belki diğer isteklerimiz bu vesileyle olur diyorum ben. Gene tamam. De güzel bir bakış açısı başkanım. Yunus gözüyle bakmak istiyorum. Mesela bizim Ünye Belediye'mizde yaptığımız bir çalışma olacak gene. Ünye'de Yunus Emre Külliyesi'nden bir takım fotoğraflar, işte tasavvuf yolundan, oradaki beyitlerden, havadan, karadan, kışın oranın görüntüleri. Kısmen de Ünye'deki işte kaleden, mağaradan, turizm değerlerinden, evet. Athanı'ndan, efendim Asarkaya'dan böyle muhtelif güzel resimlerden bir kitapçık hazırlayacağız. Bu kitapçığın altında da tanıtım yazıları Türkçe ve İngilizce olacak. Bu kitapçığı da dünyada faaliyet gösteren 47 Yunus Emre Enstitüsü'ne göndereceğiz. Bakın bu çok önemli Adnan Bey, turizm açısından. Bizim Yunus Emre Derneği'nin bir ismi de aynı zamanda turizm vardır logomuzda. Çok güzel. Şimdi Yunus Emre Vakfı kurulduğu zaman Yunus Emre Vakfı dünyada Yunus Emre Enstitüleri olarak teşkilatlandı. Bu enstitülerde gelen yabancı insanlar Türkçe öğreniyorlar, Türkçe dersi alıyorlar ve Türkiye ile ilgili de bir takım kitaplara bakarak bilgi sahibi oluyorlar. Evet. Biz Belçika'da uğramıştık bu Yunus Emre Enstitüsü'ne. Oranın müdürüne Ünye'deki bizim hazırladığımız Yunus Emre kitabını da hediye etmiştik. Kitaba baktı abi dedi ya, keşke bu kitap İngilizce olsaydı. Evet, güzel bir detay olması gereken. Şimdi o bizim aklımızda kaldı. Bakın o gezinin bize faydası oldu. Şimdi belediye başkanımız da böyle bir Ünye Belediye'miz kitapçık çıkaracak. Bunu da İngilizce, Türkçe olacak. Bunu biz 47 ülkedeki Yunus Emre Enstitüleri'ne göndereceğiz. Buraya gelen yabancılar Türkçe öğrenirken bu kitabı da alacaklar. O resimleri, Ünye'nin güzelliğini, Şeyh Yunus'u, Yunus'un beyitlerinin İngilizcesini, Türkçesini görmek suretiyle iyi bir tanıtım yapacağımıza inanıyoruz. Yani bu sene Ordu'ya, Ünye'ye yakışır iyi bir tanıtım olacağına bu cümleden inanıyorum ve bunu başaracağız Allah'ın izniyle.
Çok güzel başkanım. Gerçekten gene, Ünye için bir fırsat yılı olacak. Biz öyle bakıyoruz. Aynen. Gene Ünye içinde de bir takım çalışmalarımız var. Mesela işte Yunus Emre'nin dolmuş hattı pek belli değil. Dolmuşçu arkadaşlarımız sabah gidiyor, öğlen gidiyor, akşam gidiyor o ama. O soruyu soracaktım. O zaman siz cevap verin ona. Yabancı direkt. Ünye'ye geldi. Yunus Emre'ye gideceğim. Nereden gideceğim? Evet. Bunun cevabı önemli. Yoktu. Bu konuyu biz bizim yönetim kurulumuzdaki Ercan kardeşimiz var. Şoförleyici müdürlüğü. Ona dedik görev ver, bu işi halletmemiz lazım. Abi problem yok dedi. Ben hattaki arkadaşlarımızla görüştüm. Onlar Yunus Emre'ye istediğimiz saatte araç çıkarabilirler dedi. Şimdi pandemi dönemi, pek fazla insan sirkülasyonu yok ama şunu unutmayalım. Yunus Emre'de iki tane lokanta var. Bu lokantalar yazın 25 aydan 50 işçi çalıştırıyor. Evet. Bu 50 işçi demek yani 1500-2000 insanın sirkülasyonu demektir. Bir de türbeye gelen insanlara düşünün. En az yarım saatte bir bu pandemi dönemi biter bitmez oraya dolmuş hattı dolmuş gidecek ve yeşil hattın ismini de Yunus Emre dolmuş hattı olarak değiştiriyoruz. Çok güzel. Bunu da belediye başkanımızla görüştük. Bunu da ilgili arkadaşımız oradaki arkadaşlarla görüştü. Dolayısıyla Yunus Emre hattı olması onların hem işlerini bereketlendirir hem de Ünye'ye gelen yabancıya ben Yunus Emre'ye gideceğim. Abi işte Yunus Emre hattı var sahilden geçiyor. Bulmak kolay. Evet. Adam hemen bilsin gelsin türbeyi ziyaret etsin. Yiyecekse içecekse orada yesin içsin. Yarım saatte bir araba geldiğine göre saatleri belli olur orada. Geriye dönüşü de sağlanmış olacak. Bu da gene yerel bir talebimiz bizim. Gene aynı zamanda yerel bir talebimiz. Ünye Devlet Hastanemiz var. Çok güzel bir yerde. Çok iyi de bir konumu var. Oranın daha önceden de bilirsiniz siz kent konseyindeyken adının Yunus Emre Devlet Hastanesi olmasını istemiştik. Öyle kaldı ama bu sene ısrarcıyız. Çünkü bu tip devlet hastaneleri var. İşte Eskişehir mesela Yunus Emre Devlet Hastanesi var. Başka yerlerde de var. Ünye'deki devlet hastanesinin adının Yunus Emre Devlet Hastanesi olmasını istiyoruz. Yunus Emre aynı zamanda bir gönül insanı. Gönülleri fetheden bir insan. Gönülden gönüle insan tedavi de eden bir insan. Bazı arkadaşlarımız kültür merkezinin adını verelim diyorlar. O da olur ama kültür merkezine Mustafa Rakım Efendi daha çok yakışır diye benim aklımdan geçiyor. O da kamuoyunda konuşulduğu için kültür merkezi Mustafa Rakım Efendi kültür merkezi olabilir. Hastanenin adı da öyle olabilir diye orada düşünüyorum. Orada ben şu fikrinize katılıyor diğerine de destek vermek istiyorum. Devlet hastanemizin adının Yunus Emre Devlet Hastanesi olması Ünye Yunus Emre Devlet Hastanesi. O kadar. Çok anlamlı. Neden? Tam Karadeniz sahil yolunun, uluslararası bir yolun hemen kenarında ve fiziki kimliği açısından da çok görkemli bir hastanemiz var. Çok güçlü bir hastanemiz var. Ben buradan pandemi vesilesiyle sağlık çalışanlarımıza da gerçekten şükranlarımı, samimi duygularımı sunuyorum. Oranın adının Ünye Yunus Emre Devlet Hastanesi denmesi Ünye'mize ciddi bir değer de kazandırır. Kesinlikle. Ve sivil toplum örgütleri olarak da bizler de sonuna kadar sizi destekliyoruz. Kültür merkezi ile alakalı düşünceye gelince gerçekten isminin o manada değil de bir konferans salonuna verilebilir. Mustafa Rakım Efendi konferans salonu denilebilir. Ama kültür merkezinin isminin tabii ki sonuçta karar verilecek. Önce ben kültür merkezinin bitmesinden yanayım. Yani bir an önce bitsin, sorunu isim olsun diyorum. Tıpkı organize sanayimiz gibi. Ama burada şu var. Yunus Emre bu yıl bence kendi kanaatim Ünye'ye çok ciddi bir değer kazandıracak ve bunun gerçekten önderi sizler olacaksınız. Yunus Emre Derneği olarak sahip çıkacaksınız. Bizler de diğer sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize ne düşüyorsa, Ünyeliler olarak üzerimize ne düşüyorsa ona da biz de sarılacağız ve elimizi taşın altına koyacağız. Ben buradan bizi izleyenlere de bu değere fazlasıyla sahip çıkarak bu yılı Ünye'nin kazanım yılı olarak değerlendirmelerini istiyorum. Bizi aynı zamanda izleyen dostlarımız var. Hasan Balcı Beyefendi Samsun'da görev yapıyor ve Ünye sevdalısı. Ünye'mizi gerçekten sahiplenerek Samsun'dan sahip çıkıyor. Buradan tekrar selamlarımızı söyleyelim. Yunus Zor gerçekten Ünye'mizin basın dünyasına renk katan, güç katan bir arkadaşımız. Yunus Bey, Adnan Bey iyi yayınlar. Umarım Yaşar Bey'in yıllardır verdiği Yunus Emre mücadelesi bu sene meyvelerini toplar. Geçtiğimiz haftalarda şöyle bir fikir ortaya çıktı. Yunus Emre tüneli girişlerine Yunus Emre büstleri yapılsa ve transit geçişlerde yerli ve yabancı turistler
bir algı oluşturulabilir mi? Bu konu hem sizin hem de Yaşar Hocam'ın dernekleri tarafından geliştirilebilir mi? Yunus Bey'e düşüncesi için teşekkür ediyorum. O konuyu biraz önce konuştuk. Gerçekten orada hem Ünye'nin doğu girişi hem batı girişinde çevre yolu noktasında ve Yunus Emre Bulvarı da var orada. O Yunus Emre Bulvarı'nın başlangıç ve bitişine karşılıklı koyulması bence Yunus Bey'in de önerileri arasında mantıklı olacağını düşünüyorum. Yani şunu yapmak lazım başkanım. Yani Yunus Emre'nin şehri olduğunu, ben şimdi Ünye'miz tarih, kültür ve turizm kenti kimliği olan bir şehir. Kimlikli şehirler de içerisinde barındırdığı değerleri belli noktalarda, bak bende bu var, benim içimde bu da yaşıyor der gibi nüanslarla yansıtır insanlara, misafirlerine, gelip gidenlere. İşte bu manada Yunus Emre'yi Ünye'mizin değişik noktalarında büstleriyle, sözleriyle, kitabeleriyle yaşatabiliriz. Aynı zamanda bizim derneği 2005 yılında kurduğumuzdan beri söylediğimiz bir isteğimiz var. Niksar Caddesi'nin Yunus Emre Bulvarı, Yunus Emre Sevgi Yolu olması anlamında oranın kimlikleştirilmesi ve oradan insanların Yunus Emre'nin özlü sözlerinin, kitabelerinin belli mesafelere yazılarak Yunus Emre'ye doğru bir sevgi yoluyla taşınması aslında çok anlamlı olur. Bu yılı Ünye'nin kazandığı, Yunus Emre ile birlikte gönlüyle kazandığı bir yıl olması noktasında çok iyi çalışmalar yapıyorsunuz. Ve anlattıklarınıza bakarsak Ünye'miz kazanacak bir yılda. Ben buradan gerçekten belediye başkanımıza çok yoğun desteklerinden dolayı da ben de teşekkür etmek istiyorum. Programımızın da sonuna gelirken seyircilerimiz, izleyicilerimize hatırlatayım. Ünye Yunus Emre Derneği Başkanımız, Yaşar Argan Başkanımız konuğumuz. Ve gerçekten 2021 yılında Yunus Emre yılı ilan edildi. Ve Ünye'miz ne kazanır, Ünye'mize nasıl kazandırırız onu konuşuyoruz. Son söz olarak Yunus Emre ile ilgili, Ünye'mizle ilgili ne söylersiniz şimdi Sayın Başkanım? Son söz deyince beni heyecanlandırdın, daha çok söz var. O zaman devam edelim. Şimdi bir defa bu şey konusunda, Yunus Emre'nin büstü heykeli konusunda şöyle bir çalışma yapılıyor Ünye Belediye'mizde. Ali Öztürk ile beraber çalışıyorlar. Şimdi Ünye'ye baktığın zaman karşıdan beri Çakırdeve'de Atatürk heykeli görülüyor mesela. Evet. Ünye çevre yolundan geçerken de Şeyh Yunus Tepesi'ne ışıklı bir Yunus Emre büstü düşünülüyor. Çok güzel. Çok bu güzel olur. Hem Samsun tarafından görülebilir hem Ordu yakasından görülebilir. Işıklı bir tabela çalışması yapıyor arkadaşlarımız. Bir süliyet olur Yunus Emre süliyeti. Çok güzel bir fikir. Bu çalışma yapılıyor. Bunun sonuçlarını göreceğiz ama şu anda çalışma yapılıyor onunla ilgili. Bir diğer konu. Biz Ordu Üniversitesi'nde bir Yunus Emre Enstitüsü kurulmasını istiyoruz. Ordu Üniversitesi'nden bazı hocalarla görüşüyorum. Bu hocalarımız diyor ki kurulabilir. Bizde diyorlar tarih fakültesi var, bizde edebiyat fakültesi var, bizde sosyoloji var, bizde ilahiyat var. Ha bize kaynak sağlanırsa bir enstitü kurulabilir diyorlar. Yani bugün Yunus Emre'yi anlamak ve anlatmak için Ordu Üniversitesi seferber olmalı, kaynaksa yaratmalı. Kesinlikle. Ha. Belediyeler destek olabilmeli. Ayrıca bizim bir talebimiz var. Bu kesin bu sene kuracağız. Yunus Emre Vakfı. Bu vakıf da bu tip projelere destek olacak. Bu vakfı da inşallah Büyükşehir Belediye'mizle görüştükten sonra kesin olarak neticelendirmiş olacağız. Ama bu vakfı kesin kuracağız. Vakfın adı Ünye Yunus Emre Vakfı mı olacak bizim, yoksa öyle bir düşünceniz hayır, var mı? Hayır. Bizim ismimiz, düşündüğümüz Ünye Yunus Emre Vakfı ama Ordu Büyükşehir Belediye'miz derse ki bu efendim Yunus Emre Vakfı olsun derse ona da razıyız. Önemli olan bu vakfın kurulması, aynen, bu vakfın kaynak yaratması. Bu vakıf üzerinden de bir takım çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. İşte demin seninle konuştuk. Piri Reis'in haritası dedik. 600 yıl önce adam yapmış, bugünkünün aynısı. Şimdi Cumhurbaşkanımız aynı haritayı da bundan önceki Amerikan Başkanı'nın adı neydi? Trump. Trump'a evet, hediye etti mesela. Piri Reis'in yaptığı haritayı. Evet. Yani bu haritalar yapılabilir. Çocuklarımızı motive etmek lazım. Sevgili Adnan, her başarının bir hikayesi vardır. Kesinlikle. Eğer hikayeniz yoksa başarı sağlayamazsınız. Onun için hikayelerinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Ve bu hikayeleri de yeni nesillere aktarmanız gerekiyor. Bu hikayeleri yeni nesillere anlatmak aynı zamanda bizim kültürel kodlarımızın yeni nesillere taşınması demektir. Moral ve motivasyon bizi uçurabilir. Kesinlikle. Bizi aya da çıkarabilir ama moral ve motivasyonunuz yoksa, bu konuda kültürel kodlarınızı kullanamıyorsanız bir şey yapamazsınız.
Onun için bu vakıf üzerinden birçok çalışmalar yapılabilir. İşte bu Yunus Emre Enstitüsü'ne destek olunabilir. Bir takım tarihi değerlerimizin haritaları, efendim büstleri yapılabilir. Bunlarla ilgili tanıtım yazıları konulabilir. Bu olmazsa olmazımız. Bunu kuracağız. Yani bir Yunus Emre Vakfı ve bir de Ordu Üniversitesi'nde Yunus Emre Enstitüsü olmasını istiyoruz. Bu talebimiz. Ayrıca bazı dostlarımız, işte bunlar içerisinde Profesör Ali Ayıldız hocamız var. Diyor ki işte Ordu'da bir Ünye'de Uluslararası Yunus Emre Üniversitesi kurulabilir. Bizim projemizde aklımızdan geçen bir Yunus Emre Üniversitesi'ydi ama o uluslararası deyince çok daha bu seneye yatkın oldu. Çünkü bu sene nedir? Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe yılı. Evet. O zaman Türkçe eğitim veren uluslararası bir üniversite Ordu'da kurulabilir. Yani hep söylüyorum, hemen Tokat'ta ne var? Gazi Osman Paşa Üniversitesi var. İstanbul'da Fatih Üniversitesi var. Evet. Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi var. Kırşehir'de Hacı Bektaş Veli Üniversitesi evet. var. Var da var. Peki Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi var. Niye Ünye'de bir Yunus Emre Üniversitesi olmasın? Kocaman bir büyük şehir. Ha, Ünye'ye kurmuyorlar, Ordu'ya kuruyorlar. Ona da razıyız. Önemli değil yeter ama yeter ki kurulsun, evet. Kurulması gerekir ve bu üniversitenin de Türkçe eğitim yapmak üzere dünyada duyurulması gerekir. İlginç olan şöyle bir şey var. Bu sene Yunus Emre yılı olmasını isteyen ülkelerin başında işte Azerbaycan var, işte Tacikistan var, Makedonya var, Türkiye var ve bazı Avrupa ülkeleri var. Demek ki Yunus Emre'nin kültürünü bu insanlar biliyorlar ki üçüncü defa Yunus Emre yılı ilan ediliyor. Üçüncü defa. Dolayısıyla Ünye'nin bu sene bu şartlarda bu hakkını da elde etmesi için mücadele vermesi gerekir. Bu konuda biz elimizden geleni yapacağız. Sivil toplum örgütleriyle görüşeceğiz, siyasi partilerle görüşeceğiz. Ünye'nin siyasilerine, Ünye'nin iş adamlarına taleplerimizi götüreceğiz. İnşallah bir başlangıç olur. Hemen bu iki günde olacak iş değil. Desinler ki 2022'de kurulsun, 2023'te kurulsun ama bize temellerini atalım bu yeter hakkı ki. Versinler. Yani böyle bir hak verilsin, ben inanıyorum. Bizim bir tane fakültemiz var. Ünye'de iki tane daha fakülteyi bu Ünye insanı binasını yapar ve bu işi becerir. Ünye'de bu heyecan var. Ünye'de bu inanç var. Ünye'nin insanı gerçekten Yunus Emre gibi gönlü geniş. Canı istedi mi bu işi başarıyor. Kesinlikle. Evet, bizi izleyen İlker Çorbacı Beyefendi, o da rölyef kursu veriyor. Ünye'mizin kültürel ve sanatsal anlamında kıymetli bir insanı. Kurstan yeni çıktım. Yaşar Başkanıma selamlar, başarılarının devamını dilerim, sevgiler demiş. Biz de kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, söz konusu Yunus Emre olunca gerçekten sohbetin de zamanı olmuyor. Ama maalesef hayat bir şekilde bir yerlerde durup tekrar başlamak icap ediyor. Ve bu akşamki konuğumuz Yunus Emre Derneğimizin başkanı, Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan Beyefendi'ydi. Ve gerçekten ben son selamlama ve bitiş anlamında size son sözü vermek istiyorum başkanım. Memnuniyetle değerli hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Biz bu çalışmaları Allah rızası için yapıyoruz. Allah rızası için de onların yardımlarını ve desteklerini görüyoruz. Bu unutulmaz bir olaydır, unutulmaz bir vakadır. Çok duygulu anlar da yaşıyoruz ama şunu bilsinler ki bizim değerlerimiz Avrupa'nın değerlerinin çok çok üstündedir. Biz toplum olarak iyi huylu, iyi ahlaklı nesiller yetiştirmek durumundayız. Bunu başardığımız zaman bizi kimse tutamaz. Hep örnek verirken aklıma geldi şimdi. Fransa'da Sarkozy denilen bir adam vardı. Bunun evet. da bir Adalet Bakanı vardı. Hatırlarsınız. İsmi de aklımda yok şu anda ama şurada görürsem Redwick Patty. Bu kadın hamileydi. Buna soruyorlar ya çocuğun kimden diyorlar. Çocuğunun babasını söylemiyor. Daha sonra bu sosyal medyada yayınlandı Fransız gazetelerinde 7 tane sevgilisi varmış. Bu ahlak mı? Evet. Bu medeniyet mi? Bu kültür mü? Kesinlikle i̇şte, değil. Yunus Emre'nin değeri ortaya çıkıyor. Ahlaklı olacaksın, dürüst olacaksın, faziletli olacaksın, insanları seveceksin. Yaradılmışı hoş göreceksin Yaradan'dan ötürü. Evet. Ben sevgili hemşehrilerime en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalsınlar. Güzel günler onların olsun.
Allah mutluluklarını ve saadetlerini artırsın. İnşallah onlarla birlikte çok güzel hizmetlere daha imza atacağız. Öyle inanıyorum. Evet, ben de gerçekten Sivil Toplumun Sesi programında hani başında da söyledik. Şehirlerin, kentlerin gizli kahramanları vardır. Ve emeklerinden hiçbir karşılık beklemezler. En büyük ödülleri de şehirlerinin, yaşadıkları şehrin minnet borçlarını öderken de şehirlerine bir şeyler kazandırmaktır. Ve bu manada gönlüyle, ömrüyle bu ünye için mücadele eden Yunus Emre Derneği Başkanımız Yaşar Argan Beyefendi'ye ve Yunus Emre Derneği'nin diğer kıymetli üyelerine ben sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Gerçekten sivil toplum demek, şehrin yaşaması demek, kültürü demek, geçmişi demek, geleceği demek ve gelecek nesillere de kültürlü ve ahlaklı bir şehirler üretmek demek. Bu anlamda Yunus Emre Derneğimiz sadece ünyemizin değil, sadece ordumuzun değil, bölgemizin bir değeridir. Bu gözle bakılmasını bizi yönetenlerin de, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de, Sayın Valimizin de bu gözle bakmasını istiyor. Ve bizi de izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir konukla, değerli bir konukla sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.